Hayatımız kolaylaşacak. Kamuda, yargıda ve sosyal hayatta bürokrasiyi azaltan uygulamalar devrede. Yargıda davalar belirlenen sürede sonuçlanacak. Sanal icra dairesi sistemi getirilecek. Mesleğe giriş modeli yenilenecek. Ulaşım. Ülke genelinde toplu taşımada tek kart kullanılacak. Şehirlerin cazibe noktalarında yaya bölgeleri oluşturulacak. Tapu, yeni kimlik kartı cihaza takılacak. Parmak izi ve sistemdeki veriler karşılaştırılacak. Sahtecilik azalacak, işler hızlanacak. Tabii. Gerçekten hayatımız kolaylaşacak. Çok kolaylaşacak. Siz İzmirlisiniz, bilirsiniz. Evet. Benim dönemimde başladı. Alsancak'ta yayalaşma şeyleri var. Cadde ve sokakları var. Oraya araçlar girmiyor. Aynen. Evet. Millet oraya geliyor, dinleniyor. Var, evet, kafeler vesaire. Mesela diyelim sur içine araçlar alınmasa. Yani nereden atıyorum Aksaray'dan ta Eminönü'ne kadar kardeşim yasaktır desinler. Girmesin oraya araç kardeşim. Vatandaş gitsin Aksaray'a. Yani orada yürüyerek o tarihi mekanları, o turistik mekanları gezsinler. Ben Ankara'ya gittiğimde ya da Erzincan'a gittiğimde, Van'a gittiğimde benim kartım var. Efendim o kartı basayım. İstediğim otobüse, toplu taşım araçlarına neyse bineyim. Eğer işte bir durak, iki durak gireceksem turistik olsun diye bu şekilde seyahat edeyim. Yani burada buradaki kart, buradaki İBB'nin vermiş olduğu kart Ankara'dan geçmiyor. Ankara'daki kart efendim Erzincan'da geçmiyor. Ayrı ayrı şeyler. Olur mu böyle bir şey? Ya? Biz E-Devlet denen bir kurum teçhiz ettik, ortaya koyduk. Bunların hepsi kalkacak, kartta da öyle. Ondan sonra tapu mapu meselesinde de parmak izi çok önemli. En azından şeyler de olmaz. Onu götüreceksiniz. 5 dakikada hemen Beşiktaş, bu işler olup bitecek. Yani devletin anlamı bu. Yavaş yavaş oturuyor. Oturması da lazım. Benim bir dostumun kızı Almanya'da, damadı Almanya'da. Geçen gün gitmişler. Efendim çocukta alerji var ufak tefek. Demişler ki doktor, vallahi demişler doktor dolu ya arkadaş demişler. Yani doktor niye dolu? Alerji var bu ya bana. Ne zaman gelelim? 2 gün sonra, 3 gün sonra? Vallahi bilemiyorum ya. Demişler Türkiye'de E-Devlet var ama biz E-Devlet üzerinde birkaç gün sonra neyse bir şey ayarlıyoruz, gidiyoruz kardeşim. Çocukta alerji var. Ya demiş Türkiye bu konuda bizden fersah fersah ileride. E-Devlet var da. İşliyor orada. Bizde böyle bir şey yok. Yani. Bir bakalım edelim. Neyse en sonunda bereket versin doktor bulmuşlar. Bir git götürmüşler. Doktor ben doluyum. Araya sıkıştırdım. Bak işte muayeneyi yarıya bölüyorum sizin için falan. Ya alerji var. Acil bir şey. Burada öyle bir şey olsa akşam götürüyorsun acile Türkiye'de para da almıyorlar. Yani ne olsa olsun orada tedavisini yapıyorlar. Gönderiyorlar. Ben mesela bir defa gittim. Çocuğu gittik beraber. Ateşi yükseldi, delikanlı üşütmüş. Beraber hadi gidelim. Hemen oradan giriş yaptık. Serum bağladılar, şey yaptılar. Bir saat sonra da evimize döndük yani. Ama Avrupa'da böyle bir şey yok. Hakikaten E-Devlet'in Türkiye'de çok iyi işlemesi lazım. O Alman yetkililerin de daha doğrusu doktorların da ya nerede kardeşim E-Devlet falan. Türkiye bu konuda bizden çok ileri. Bazıları şu anda tebessüm edebilirler ama bunlar gerçek. Sizin bir Avrupa'ya gidip benzinlikte çalışmanız lazım. Pompacı olarak bunların hepsine denk geleceksiniz. Ya da oradaki akrabalarınıza telefon açın. Arayın nasıl hastaneye gidiyorlar. Onların sistemi nedir? Bizde tabii sağlık sistemi yapıldı. Biz artık sağlık sistemi olan bir ülkedeyiz. Amerika'da öyle değil. Mesela Amerika'da Covid-19'da 17 yaşındaki çocuk hastaneye girdi. Geldi 300 metre yürüdü, düştü kameraların kayıtlarında. Demişler ki ahbap biz sana bakamayız, senin sigortan yok. Buyur. Yok adamın sigortası. Evet. Ama bizde acil servise alıyorlar hemen. Aynen. Evet buyurunuz efendim.